Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çömlek kapta Diyarbakır güveci yapacağız. Bu nefis güvecin bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle 3 adet böyle dolmalık biber var. Onlardan kullanıyorum. Onları küçük küçük yemeklik doğruyorum. 3 adet de kapya biber. Onu da böyle küçük küçük doğruyorum yemeklik. Birkaç tane de küçük böyle ince sivri biberlerden doğruyorum. Daha önce biberler yıkandı, çekirdekleri çıkarıldı. Zamandan kazanmak için bu şekilde gösterdiğim gibi yemeklik doğruyorum. Yarım kilogram kadar domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını çıkardım. Gösterdiğim şekilde yemeklik doğruyorum. Dört adet patlıcanımızı tuzlu suyu hazırlıyorum. İçine gösterdiğim şekilde doğruyorum. Tuzlu suda 20 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Patlıcanları acısını suya bırakacaktır. Önceden tabi patlıcanlarımızı da yıkadım. Gösterdiğim şekilde dilimliyorum. Evet, tuzunu da ekledim. Şimdi bir 20 dakika kadar o tuzlu suda beklesin. 700 gram kadar yağsız dana kıyma kullanıyorum. Önce bir etlerimizi suyun önünden geçiriyorum. Tabii ki yıkamak zorunda değilsiniz kırmızı eti. Ama ben şöyle bir çeşmenin önünde yıkayacağım. Geliyorum. Evet, yıkadım etlerimizi. İsterseniz en alta kuyruk yağı ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Biz kullanmıyoruz kuyruk yağı. Veya tereyağı da en alta bırakabilirsiniz. Ben üstüne bırakacağım. En alta kuşbaşı etlerimizi yaydım. Üzerine de tuzlu suda bekletmiş olduğum, acısını çıkarmış olduğum patlıcanlarımızı gösterdiğim şekilde yerleştiriyorum. Doğramış olduğum biberleri de ekliyorum üzerine. En son da domateslerimizi en üstüne. Domateslerimizin de kabuklarını soydum. Yemeklik doğradım. Bu şekilde en üstte de domateslerimizi ekliyorum.
Bir baş sarımsağın kabuklarını çıkardım önceden. Bu şekilde en üstüne yerleştirdim. Şimdi üzeri için bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Şöyle bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir miktarda zeytinyağı yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar. Bu şekilde karıştırıyorum, salçayı bu yağın içinde eziyorum. Bir miktarda tuz ekliyorum, bir tatlı kaşığı kadar. Tuzun miktarı size bağlı, yalnız bu güvece sadece pul biberi katılır, başka hiçbir baharat katılmaz. Bu şekilde sosunu da üzerine döktüm. Genellikle bu güveç mahalle fırınlarına gönderilerek orada pişirilir ama biz bugün evde ocakta pişireceğiz. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Çünkü altına koyuk yağ ilave etmediğim için, yağlı fazla sevmediğimiz için üzerine tereyağı bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Yapımı çok basit, herkes yapabilir ama tadı muhteşem. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok az, 3 yemek kaşığı kadar su sos kabında döktüp öyle yaptım. Hani sosu da ziyan olmasın diye. O yağı da böyle parçaladım, tereyağını her tarafına yerleştirdim. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını. Şimdi kapağını kapatacağım ve pişirmeye alacağım. Evet, kapağını kapattım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kıstım. 40 dakika kadar kısık ateşte pişti. Bu şekilde güveç karıştırılmıyor. Bu şekilde servisinizi yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara da afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Afiyet olsun.